Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Nisan çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur bu arada. Onu da seyretmediyseniz izlemek isterseniz eğer izleyebilirsiniz. Abone değilsek lütfen abone olalım arkadaşlar. Rica ederim siz de bizim ailemize katılmış olun. Katıl demişken katılıyorsa olarak da destek verebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir de videoyu beğenirseniz seviniriz. Evet bu hatırlatmaların hepsini yaptık. Başlayalım o zaman tahminlere. İstanbul'da arkadaşlar ilk yarış 2'de başlıyor. 2 adet 6'lı bulunmakta. 2. 6'lı 4. koşuyla birlikte saat 3.30'da start verecek. 3 sentetik 6 tane de çim pist yarışı izleyeceğiz. Hava durumu müsait olduğu müddetçe çim pist yarışları da yapılır arkadaşlar. Merak etmeyin. Şart 4 bir yarış 4 yaşlı Araplar 2200 metre çim pist yarışı ilk koşu koşulacak arkadaşlar. 5 safkan ile bu 5 safkan içerisinde bizim Favori olarak değerlendirdiğimiz e, Safkan Gökhan Kocakaya'nın bineceği 10 gün evvel 3. olan Gök Kuzgun'dur arkadaşlar. 5 numaralı Safkan. Yani tabi altının ilk ayağı olması itibariyle burada birazcık daha sağlamada da gitmekte fayda vardır. 5 numarayı tek bırakmak çok makul durmuyor. Burada Onur Yıldız'ın mince bir numara Cebe Bey en yüksek handikaplı isim olarak burada değerlendirmeye alınabilir bir safkan olarak gözüküyor. Bunun haricinde tabi burada diğer safkanların da pek de fazla hakkını yememeliyiz. Yani iyi durumda geliyorlar diyebiliriz genel olarak. Ben burada şöyle bir tercih yapacağım arkadaşlar. 5 numara gök kuzgunu alternatif tek olarak vereceğim. Ama yanına at yazmanızı tavsiye ederim. Yani burayı 2 atla geçerseniz mesela iyi olur. Şansınızı fazla zorlamadan ilk ayağı sağlam alıp birazcık geçebiliriz. Ama 5 numarayı alternatif tek olarak gördüğümüzü de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya. Meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre sentetik pist yarışı. 8 safkan start alıyor. 3'ü ekürü olacak arkadaşlar. Kaya ekürüsü adına start alan safkanlar burada. E, bunun haricinde tabii ki e, diğer safkanlar da var. Tabi ekürüler olduğu için aslında burada safkan adedi e, düşük gibi yorumlayabiliriz. Yani ekürüyü 1 kabul edeceğiz. Öyle düşünün e, burada baktığımızda. Peki bizim tercihimiz nedir? Şimdi arkadaşlar bu koşu için İki safkan arasında bir mücadele bekliyorum. Tabi ekürünün buradaki koşacağı taktik yarışı yarışın kaderini etkileyecektir mutlaka. Yani ekürü kazansa da kazanmasa da etkiler. Çünkü üç safkan olduğu için. Ee, burada bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Kaya ekürüsünde başka safkanlar da var burada gördüğünüz üzere. 7 numara, 6 numara ve 1 numara. Dikkatinizi çekmek isterim. Farklı olsalar da e, yine aynı kürüğe e, mensup gibi değerlendirebiliriz. Tabii ki farklı oluyor ama e, bir numara Akbedir arkadaşlar. Mehmet Kaya ile birlikte Selim Kaya'nın sahibi olduğu safkanı öneriyoruz ve iki numara Altıntepe Özcan Yıldırım'la birlikte öneriyoruz arkadaşlar sizlere. Ben burayı 1-2 diye geçeceğim. Onu söyleyeyim. 1-2 diye geçiyoruz burayı. E, tabii bir numaranın belki şansı yarış içerisinde daha fazla olabilir. Burada daha fazla kayaların atı koşması itibariyle belki bir e, hani önünü açmaya yönelik bir yarış da olabilir burada bilemeyiz. Ee, ama şunu net bir şekilde söylemek lazım. 2 numaranın da şansı olduğu için burada hiç riske atmadan 1-2 diye yapmalıyız. 4 numara Tekin Şah'a şans vermiyorum fazla. Ee, ihtimal vardır. Daha ihtimal dahilindedir ama birazcık daha zor gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Özellikle de burada Ekürün'ün taktik yarışı. Ee, belki e, onun aleyhine olma ihtimal daha yüksek olduğu için de diyebiliriz. 1-2 diyorum arkadaşlar. 2 safkanla geçiyoruz. Üçüncü koşu altı safkan şart 3 4 yukarı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Ve da tabii birlikte start alacak 3 numara dispergatöre dikkat arkadaşlar. 25 gün evvel ikinci olan safkan bu yıl yalnızca 2 yarış koştu. Burada bu safkan arkadaşlar geçilmesi çok zor gözüküyor. Ee, özellikle de rakiplerinin 3 tanesi uzun arayla geliyorken 2 tanesinin handikap puanında düşükken e, burada rakipsiz kalıyor. Bu yüzden de biz arkadaşlar 3 numara dispergatör tek diyoruz bu koşu için. E, Wolf Polat, Princess Han ve Lady Rüzgar arkadaşlar uzun arayla gelen safkanlar gördüğünüz üzere. Onlar bu yarışta bir yarış görürler. Çünkü gerçekten çok uzun aralar. 171 gün, 200 gün, 399 gün. Bu yarışta şansları az gözüküyor. 3 var dispergatör bu yarışı kazanır diye belirtiyorum. Ve de tabii işte tek arkadaşlar. 3. koşu 3 numara tek. Dördüncü koşuya gelelim. Şart 3 dişilere mahsus bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pist yarışı. Halis Karataşla birlikte Anadolu destanı 2 numara. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Safkan dış start tercih istenmiş. 11. kulvar en dış kulvarı almış vaziyette. 10 gün evvel ikinci olan Safkan burada ilk tercihimiz olacak. Yanına Miralinda diyeceğiz. Bir süredir formsuz olduğu için bu atı ikinci sıraya koydum arkadaşlar. E, ikinci i̇kinci yazacağımız at olarak tuttum. Hışman çizikle start alıyor. Yine dış start tercihli 10. kulvardan start alacak. Geçen yılki performansı göz dolduran düzeydeydi. Bu yüzden bu safkana burada yine şans veriyorum. Özcan Yıldırım'da My Sunshine 7 numaraya şans veriyorum. 9 gün evvel 4. oldu ve 23 gün evvel 4. olan isim Akın Sözen'de Kurtele Kürüs safkanı Super Sweet 8 numaraya da arkadaşlar bu koşu için şans veriyorum. Burada bir sürpriz gelir mi? başka bir attan diye düşünüyorsanız bir numara Çaça Maça e, Vedat ve de tabii işte birlikte bu sürpriz yapabilir ki 26 gün evvel yaptı pek de beklediğimiz bir at değildi ama burada da şu anda şans verilmesi gerekebilir geniş kupon için değerlendirmek isteyen varsa arkadaşlar sıralama veriyorum bu yarışta 2 6 7 8 1 arkadaşlar 2 6 7 8 1 bu yarış için sıralamamız bu şekilde isteyen hepsini yazsın verdiklerimizin isteyen içinden sıralayıp yazsın. Gelelim 5. koşuya. Malayan Racing Association koşusu. E, 17 handikap bir yarış. E, burası 4 yukarı İngilizler. 1400 metrede Çin pistte çıkacaklar arkadaşlar. E, start alacak 9 adet safkan bulunmakta. Bu safkanlar içerisinde e, baktığımızda uzun arayla gelen isim de var. Bir tane 147 gün arayla gelen bir safkan e, olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada tercihimizi nasıl yapacağız? Hemen onu açıklıyorum. Birincisi... İlk yazmamız gereken Safkan. Burada düşük de bir kiloda geliyor. Bu mesafede de etkili. Ve de tabi işte Uğur Bubam 8 numara. Bir hafta evvel ikinci oldu. 1.23 derecesi var bu e, pistte elde edilmiş. Yani galibiyet şansı yüksek. Benden size söylemesi. Yazın. Peligrosa 6 numara. Kocakaya biniyor. 32 günlük bir arası var. Bir süredir dikiş tutturamadı. Ama bu mesafe sevdiği bir mesafe çime çıkacak. Burada e, Safkan daha farklı koşar. Kilosu da müsait. Yazın derim. Bir diğer isim Eray Çizik'te eliminatör. 18 gün evvel bir yarış gördü. Bu yarışta da çok daha sağlam gelir. Onun için dikkat edip bir numarayı da yazmanızı öneriyorum. Başka bir at varsa yazmak istediğiniz serbestsiniz. 8-6-1-3 safkan arkadaşlar sıralamamız da aynen bu şekildedir. Bu koşu için diyoruz. Altıncı koşu Preveze koşusu açık üç bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede Çin pistte start alacaklar. 6 safkan koşacak burada. Tabii ki e, muazzam bir yarış. Gerçekten çok e, sert bir grup olduğunu belirtmek lazım. Bu koşu için şöyle bir tasarrufumuz var arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan isimlerde iki tane safkanın bariz bir şekilde öne çıktığını görüyorsunuz. Bunlar 2 numara Cosmic Kit ve 4 numara Lion Victory. E, yani hangisini seçsek çok e, zor bir tercih olacak. Ben e, tabi 47 günlük bir daha az bir arayla geldiği için Ayan Kurşun'la Lion Victory'yi bir adım önde görüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 4 numara Lion Victory'yi Risk alıp tek geçme taraftarıyım. Ama Kozmik Kit de yani büyük bir safgan. Her şeyi yapabilir. Temkinli olup yazmak isteyen varsa bir şey diyemeyeceğim. Ama 4 numara daha avantajlı olduğu için. Bir de 47 gün evvel yarış gördüğü koşuyu dahi kazandı. Lion Victory ki orada da zaten biz önermiştik. Burada arkadaşlar 4 numara Lion Victory'i tek olarak veriyoruz ayen Kurşun'la birlikte. Gökhan Kocakaya ile Kozmik gitti. İkincilik için en büyük aday. Tabi onun tam durumunu bilmiyorum. Onun için bir şey söylemek zor olur. Yani belki at burada dördüncü 5. de bitirebilir. En nihayetinde çok kaliteli bir safkar olduğu için kalkıp da bu atın da biz şimdi şart bir yarış koşmasını yani şart bir de derken şöyle şartlı bir koşu koşmasını beklemiyoruz. Yani şart 4'tür, şart 5'tir. Yoksa şu an koşsa yılın başından beri daha bir gelir elde etmediği için şu an şart iki bile koşabilir bu at arkadaşlar. 2 numara Kozmik Kit'ten bahsediyorum. Ama haliyle Safkan'ın kalitesi yüksek olduğu için böyle bir tercihte bulunulmuyor. Yani onun için burayı bir yarış görme olarak aslında yine değerlendirebiliriz. Ha tabii iyi koşacaktır ama ne kadar iyi koşacağı biraz soru işareti yüzde yüzünü veremeyebilir. O yüzden 4 numara Lion favori olduğu için bizim açımızdan tek olarak verdik. 4 tek arkadaşlar. Yedinci koşu 5 safkan arkadaşlar start alıyor. Şart 5 biliyoruz. 4 tükar Araplar. 1600 Çin pist Arkadaşlar bu koşuda 2 safkan e, ön planda görüyoruz. Daha fazla teklemek eklemek isteyen varsa serbest bırakacağız. En nihayetinde sadece 5 tane atın start aldığı bir koşu olduğu için tercih birazcık size bırakmamız gerekiyor daha fazlası için. E, biz buradaki tercihimiz arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 4 numara Yetim Ali. 18 gün evvel ikinci olduğu Hışman çizikle start alıyor ve 1 numara Halis ile Fedai İzzet Aksoy'un sahibi olduğu safkan. 15, o da 18 8 gün evvel 5. olmuştu. Bu iki safkanın da şansı vardır burada. Özellikle fedai içime çıktığında biraz daha fark yaratabilir. Ona dikkat etmek lazım. Yetim son yarışta daha iyi formda geldi. O yüzden 1 4 iki safkanlı bir öneriyle geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar. 8. koşuya gelelim. E, şart 4 bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 1 numara Endless Time Kurtele Küris Safkan Özcan Yıldırım'la birlikte ilk tercihimiz olacak. Peşin arkadaşlar burada size ekürleri önereceğiz. Guest of Honor ve Dream of Honor ekürü start alıyor. Guest of Honor hışma çizikle birlikte 2 numara. 34 gün evvel son yarışını kazanmıştı. Burada şans veriyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu koşu için bir diğer şans vereceğimiz Safkan Gökhan Kocakay ile Bradamente olacak. Bu Safkan da 22 gün evvel oldu. Daha belki koşusunu kazanmıştı. Ee, diğer isimlerden tercih ettiğiniz varsa yine serbestsiniz. Biz burada 1-2-5 diyoruz arkadaşlar. 3 safkanlı bir oyun öneriyoruz sizlere. 9. ve sonuncu koşu meydan 3 yaşlı Araplar. 1100 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Start alacak olan 8 adet safkan bulunmakta. 14 gün evvel 2. olan bir isim Vedat Abiş işte birlikte zincir koparan bizim burada favorimizdir. Yani tek bırakmanızı tavsiye etmem. Çünkü e, Maiden en nihayetinde e, bir de baktığımızda hani Burada başka isimlerde bir şeyler yapabilir durumdalar. Onu söyleyeyim. E hangi isimler diyeceksiniz? 5 e numara Kaya Fatih, Mehmet Kaya ile Müslüm Çerikli Deli Turbo 3 numara ve 1 numara Asil Aslan, Akın Sözen ile birlikte şans verdiğimiz diğer safkanlar arkadaşlar. 8, 5, 3, 1 şeklinde tersten bir sıralama yaptık burada. Böylesi daha makbul gözüküyor arkadaşlar. Belirtmek istiyorum. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dileyenler katılıyorsa olmayı unutmasınlar. Elazığ tahminlerini izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.